ürettiğim içeriklerin izlenme oranlarına baktığımda sizlerin benden yatırım CEO'ları beklediğinizi görüyorum. Haklısınız da inanılmaz değişen bir dünya var. Web 3.0 var, Metaverse var, internet var ve bunun içerisinde yeni yatırım fırsatları doğuyor. Bu trenlere erken atlamak istiyorsunuz. Evet ama bir sorun var. Eğer işinizden para kazanmıyorsanız buraya yatırdığınız paralar büyük risk altında demektir. Çünkü biliyorsunuz bütün borsalar sert dalgalanmalara tabi olur ve eğer o gün nakit akışınız yoksa normal işinizden bu hissenizi, bu kriptonuzu bozmak zorunda kalırsanız mutlaka zarar edersiniz. O nedenle mutlaka para kazanmamız gerekiyor. Peki nasıl kazanacağız? Ya kendi işimizi yapacağız ya iyi bir kariyer. Kendi işinizi yapmak için girişimcilik, kariyerinize ilerlemek için de kişisel gelişme ihtiyacınız var. Ve ben biliyorum ki bu tip videolarım daha az izleniyor. Ama işte kamu hizmeti ve doğrusu bu olduğu için bugün bir girişimcilik hikayesi anlatmak istiyorum. Anlatacağım hikaye süper. Bir hanımefendi bikini giymeyi ve bikinili pozlar vermeyi çok seviyor. Bütün bu pozları bir blokta topluyor. Adını da A Bikini A Day. Yani her güne bir bikini diye koyuyor. Blok inanılmaz popülerleşiyor. Sonradan işler çok ilginçleşiyor. Hadi yanlış anlamayın. Bugün bir influencer hikayesi anlatmayacağım. Evet eşim başlangıcı influencerlıkla ama onun üzerine gerçekten bir imparatorluk kurulmuş. Bu bikini düşkün hanımefendi ve ortağı şu anda Avustralya'nın en zengin genç girişimci arasında gözüküyorlar. Milyonlarca dolar para kazanıyorlar ve yavaş yavaş yeni iş alanlarına doğru da gidiyorlar. Onların hikayesi yaratıcılık ekonomisinin önümüze açtığı fırsatları göstermek açısından müthiş. Eğer daha evvel anlattığım Miss Excel hikayesini izleyenler varsa hani Excel derslerini dansla birleştirip anlatan hanımefendi hikayesini onu sevenler varsa eminim buna bayılacaksınız. Hadi şimdi gelin nasıl girişimci olunuyor, yaratıcılık ekonomisi buna nasıl yardımcı oluyor, yeni araçlar nasıl kullanılıyor bir bunlara bakalım. Bugün 15 Aralık 2021, ben Bora Özken. Kendi bikini pozlarını paylaştığı bir blogla yola çıktığı girişimcilik macerasında 60 milyon dolarlık dev bir iş kuran Natasha Oakley'in hikayesini anlatacağım. Podcast'ime hoş geldiniz. Bu podcast'i dinlediğinizde girişimcilik ruhu canlanacak sizde de. Yaratıcılık ekonomisinin araçlarını daha da iyi anlayacaksınız. Ve bunlardan yararlanmak için belki de yeni projeler, yeni fikirler üreteceksiniz. Yaratıcılık ekonomisinin en güzel araçlarından da bir tanesi bu arada podcast üretmek. Çünkü podcast üreterek kendinize bir kitle inşa edebiliyorsunuz. Benim de yolculuğumda çok önemli bir rolü var. Hala da çok seviyorum podcast yapmayı. Peki nasıl podcast yapılır? İşte bu konuda bir eğitimim var. Aşağıya açıklamalar bölümüne linkini bırakıyorum. O eğitime gelin, görüşelim. Bir de başlamadan önce bir like falan çok iyi olur ya. Bu sayede ben de daha fazla kitleye ulaşmış olurum. Siz de benim yaratıcılık ekonomisindeki yeni girişimcilik macerama destek olmuş olursunuz. Hikayemiz 2012 yılında Avustralya'da başlıyor. Natasha Oakley yüzmeyi, denizi, güneşi, kumu çok seven birisi. Bir de bikinileri çok seviyor. Bir gün o sırada arkadaşı olan, sonra ortağına değişecek olan Davin Berkman'la sohbetlerinde diyorlar ki acaba her gün bikinili bir poz versen ve bunu bir bloğa yüklesem nasıl olur? Hemen basit bir blog kuruyorlar. Bloğun ismi süper. A Bikini A Day, yani her güne bir bikini diye. Kendi bikini koleksiyonundan başlayarak blogda her gün bir fotoğrafını göstermeye başlıyor. O dönemde henüz Instagram yok veya varsa da çok başlangıç aşamalarında insanların fotoğraflarını kolayca paylaşacakları, yayacakları yer yok. Bu nedenle blogu tercih ediyorlar. Bir blogdan para kazanmak hiç kolay şey değil. Çünkü dünyada çok fazla blog var. 600 milyon civarında blog var mesela şu an itibariyle. Bunların 31 milyonu aktif, geri kalanı ise terk edilmiş durumda. 31 milyon aktif blogun içerisinden sıyrılmak istiyorsanız değişik şeyler yapmanız lazım. Hanımefendinin burada tercihi yazı yazmak yerine bikinili fotoğraflarını koymak. Kendisinin hoş bir hanım olması, bikiniler, güzellik orada işine çok yaramış tabii. Şimdi hikayenin bundan sonrasını bir influencer modeli olduğunu düşünebilirsiniz. Kısmen haklısınız, başlangıcı öyle ama sonra işler değişiyor. Hanımefendinin bloğu çok popüler olunca işte mayo firmaları, bikini firmaları diyorlar ki bizim bikinimizi giy, onunla poz ver, biz de sana reklam parası verelim. Ve galiba poz başı 100 dolar aldığı basit bir modelle yola çıkıyor. Fakat zaman içerisinde izleyici kitlesine acayip bir artış başlıyor. Blogun 1 milyona yakın aktif takipçisi oluyor. Bu sırada Instagram büyüyor. Instagram'da da pozlarını paylaşmaya başlıyorlar. Bu büyüyen kitleyi görünce de diyorlar ki acaba para kazanmanın başka bir yolunu bulabilir miyiz? Los Angeles'lı bir üreticiyle anlaşıyorlar ve kendi mayo markalarını ortaya çıkartıyorlar. Mayo markası da Monday Bikini, pazartesi bikinisi. Çok tutuyor, çok başarılı oluyor. İlk koleksiyon 2 hafta için satılıp bitiriyor ve diyorlar ki biz galiba doğru yolu bulduk. Fakat sonrasında böyle bir başka üreticinin modellerini satarak bir yere pek varamayacaklarını düşünüyorlar. Diyorlar ki kendi tasarımlarımızı yapalım, kendi üretimimizi kendimiz yönetelim. Yani uçtan uca tamamen kendimize ait bir markamız olsun.
ve markayı da Monday Bikini'den Monday Swimwear'e, yani Monday deniz kıyafetlerine çeviriyorlar. Monday mayoları diyebiliriz ve oradan sonra işler acayip hızlı büyümeye başlıyor. Ellerinde şöyle bir avantaj var. Bir yandan 1 milyonun üzerinde takipçi var, yani pazarlama kolay. Bir yandan da uzun zamandır fotoğraf paylaştıkları için insanların neye talep gösterdiğini, neyi sevdiğini iyi biliyorlar. Yani ellerinde çok ciddi bir pazar verisi de var. Bu iki güç onların çok işine yarıyor. Tüketicinin tam istediği ürünü üretiyorlar ve bunu tüketicinin istediği şekilde doğrudan onlarla samimi bir iletişimde, çünkü karşımızda büyük bir marka yerine bir insan var, Natasha var, aktarmanın yolunu buluyorlar. İşler coşuyor ve pek çok ünlü de onların mayolarını giymeye başlıyor. Mesela Jennifer Lopez, Bella Hadid, Kendall Jenner gibi çok ünlü mankenler, şarkıcılar vesaire onların mayolarını giyince o influencerların gücüyle beraber marka iyice kuvvetleniyor. Marka ondan sonra hep büyüyor. Bugüne vardığında 60 milyon dolar civarında gelirleri var. Bu gelirle Natasha Oakley Avustralya'nın en başarılı genç girişimci arasında gözüküyor. 2,5 milyon üzerinde takipçileri var ve sürekli yeni ürün gamları geliştirerek işlerini hızla büyütüyorlar. Tabii şimdi diyebilirsiniz ki ya hanımefendi güzel bir hanım, biraz fiziğinden yararlanmış. Zaten bikini böyle bir alan. Yani şu anda kendinize bahaneler bulduğunuzu düşünüyorum. Ama aslında hikayenin gerisini dinlerseniz Natasha'nın başarısının orada bitmediğini, onun yavaş yavaş bir seri girişimciye dönüşmekte olduğunu da fark edeceksiniz. Yani evet, Allah vergisi güzel bir vücut işine yaramış olabilir yola çıkmak için, ama sonrasında başarılı, ne yaptığını bilen, problemleri gören, üzerine giden bir girişimci olduğunu bize ispatlıyor. 2020 yılında Covid-19 dolayısıyla dünya kapanınca evden yoga dersleri almaya başlıyor. Jackie Kingsmill isimli bir hanımefendi yoga derslerine bayılıyor. Jackie de işte o Covid'in paniğiyle bir yoga öğretmeni derslerini Instagram üzerinden canlı yayınlıyor. Henüz bir gelir modeli yok. Ben yogadan pek anlamıyorum ama anladığım kadarıyla Jackie Kingsmill'in yoga dersleri çok özel. Takipçiler ona hayranlar. Bunun üzerine kendisine ulaşıyor ve diyor ki ya gel senle beraber bir iş kuralım. Natasha'nın götürdüğü teklifle The Pilates Class isimli yeni bir web sitesi kuruyorlar ve burada aylık veya yıllık abonelikle Pilates derslerini doğrudan Jackie'den alabiliyorsunuz. İlk 12 ay içerisinde, yani Covid'in başlangıcından bu yana 60 bin üzerinde abone edilmiş durumdalar. Ücretli abone ve gelirlerinin birkaç milyon dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Ben eminim Natasha doğru yolda. Natasha Oakley buradan daha başka işlere giriyor olacak. Çünkü o bu yaratıcılık ekonomisinin en temel unsurlarını çok iyi çözmüş durumda ve bunları bir işe ve paraya çevirmenin yollarını çok iyi biliyor. Nedir bunlar? Sırayla üzerinden gidelim. Birincisi, önce kendinize ait bir tutkunuz olacak. Bunu Miss Excel'de de anlatmıştım. Miss Excel, Excel'i çok seviyordu. Onu anlatarak başladı. Bu hanımefendi bikini giyiyor. Yani her şey olabilir. Derin tutkunuz olan, araştırmaktan hoşlandığınız, eğlendiğiniz, başkalarına aktardığınızda ilgi çekici şekilde aktarabildiğiniz bir tutkunuzun olması çok önemli. Ve bu her şey olabilir. Excel tabloları gibi dünyanın en sıkıcı konusu olabilir. Bikini giymek gibi çok daha göze hitap eden bir konuda olabilir. Bu tutkunuzun olması yeterli değil ama tek başına. Bu tutkuyu başkalarıyla da paylaşacaksınız. O enerjiyi başkalarına da aktaracaksınız ve insanlar diyecek ki ben bu tutkulu insanla beraber olmak istiyorum, ona destek olmak istiyorum, onun ürün ve hizmetlerini tüketmek istiyorum, onu takip etmek istiyorum. Benim tutkularım teknoloji, yatırım, girişimcilik, o yüzden beni takip ediyorsunuz. Hanımefendiki bikini, Miss Excel'deki Excel tabloları. Yani tutkunuz ne olduğunda pek önemi yok. Yeter ki iyi paylaşmayı bilelim. İşte burada kendine oldukça enteresan bir araç olan blog ortamını öncelikle seçiyorlar. Blogdan da hızla Instagram'a doğru gidiyorlar. Bir ara Instagram hesabını bakarsınız, linkten aşağıya bırakıyorum. Son derece güzel fotoğraflar var hakikaten. Çok özenli olduğu ilk günden beri belli. Şimdi siz eğer bu sayede kendinize bir kitle inşa edebiliyorsanız bu kitleyi paraya çevirmenin yeni yollarını bulabilirsiniz. Ben eğitimler satarak kulüp üyeliğinde bunları yapabiliyorum. Hanımefendi ne yapıyor bunu? Hanımefendi burada bir giyim markası yaratarak yapıyor. Çünkü artık hedef kitlesini iyi tanıyor, onların ne istediğini iyi biliyor. Hedef kitlesi onu seviyor, onun önerilerine açık. İşte burası işlerin kopma noktası oluyor. Bunu bir kez başardığınız zaman bir ikinci modele bunu uygulamak çok zor değil. Bir şekilde popüler olan, sevilen, beğenilen, takipçisi çok olan insanları bulduğunuzda bunların acaba işi paraya çevirme yöntemlerine ona bakmak lazım. Tabii ilk akla gelen modellerden bir tanesi işte o platformdan reklam geliri, YouTube'dan gelen abonelik bedelleri, bunlar olabilir. Ama bunların büyüklüğü bir yere kadar. Oysa siz o kitleyi o platformdan koparıp kendi kitleniz haline getirirseniz işler değişiyor. Ben de sizi YouTube'dan koparmak istiyorum. Lütfen gelin benim e-bültenime üye olun. O e-bültene üye olunca mail adresinizi benimle paylaşmış olacaksınız. Ve sizin posta kutunuza her gün sadece videolarla değil yazılarla düşüyor olacağım.
Bu sizi içerik olarak tabii çok zenginleştirecektir. Ama tahmin edersiniz ben de size bazı ürün önerileri, hizmet önerilerini orada bulunmaya başlayacağım yavaş yavaş. Demek ki modelin özü o. Bir tutkun var, bunun çerçevesinde bir izleyici, bir kitle inşa ediyorsun. O kitleyle iyi bir topluluk haline geliyorsun. Bu topluluktan daha sonra başka yeni modeller kurmak yolunda ilerliyorsun. Önümüzdeki haftalarda böyle örnekler vermeye devam edeceğim. Anlatmakla bitmiyor hakikaten. Blog yazıp para kazananlar, e-bülten yazıp para kazananlar, İşte fotoğrafçılık yapıp, online fotoğrafçılık yapıp para kazananlar, o kadar çok örnek var ki. Ben gerçekten birileri gelip ben 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır iş arıyorum deyince üzülüyorum hep. Hep ona şunu soruyorum. Senin dünyaya anlatacak neyin var? Çünkü dünyaya anlatacak bir şey varsa senin yaratıcılık ekonomisine katılman lazım. Kimisi bunu yazılımla bir şey anlatır dünyaya. Program yazıyorsundur. Kiminiz fotoğrafla, kiminiz yazılarla, kiminiz podcastlerle. Eğer dünyaya anlatacak bir şeyleriniz varsa önünüz açık. Hadi bugün harekete geçin. Geçenlerde paylaştığım Neden Podcaster Olmalısınız isimli video birilerine ilham vermiş. Ben şu anda iki tane podcast'in kurulmakta olduğunu görüyorum. Belki bikiniyle poz verin demiyorum size. Ama tutkum ne? Ben bunu insanların ilgisini çekecek bir ürüne nasıl dönüştürebilirim? Ve ilk kitlemi nasıl inşa ederim? Lütfen bunu bugün iyice bir düşünün. Ve bunu yaparken ilk başlangıçta çok büyük bir kitlenizin olmasına ihtiyaç yok. Bir 1000 kişi yeterli. Bu konuda ünlü bir makale var. 1000 tane fanatik müşteri yeterli diye. Ve inanıyorum ki güzel bir şeyin internette mutlaka 1000 tane fanatik müşterisine ulaşırsınız. O 1000 müşteriyi bir kez kazandıktan sonra da işi büyütmeye başlayabilirsiniz. Ve buradan yaratacağınız nakit akışlarıyla da gelin ondan sonra takır takır metaverse yapalım, kripto yapalım, bütün bu yatırımlara kaynak ayıralım. Bugünlük de bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. Size de aşağıya bütün linkleri bırakıyorum. Bu enteresan firma ve ondan sonra kurdukları pilates girişimiyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız onları orada görebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.